Düzce spor bir yaşam biçimidir. Düzce spor tutkunun karşılığıdır. Düzce spor heyecan ve azmin hikayesidir. Düzce spor bu şehri tek çatı altında toplayan, 7'sinden 70'ine, kadınından erkeğine herkesi bir araya getiren en büyük spor kulübüdür. Düzce spor yurt içi ve yurt dışında yaşayan on binlerce Düzceli'nin futbol sevdasının adıdır. Tüm Düzce sporluları şampiyonluk yolunda olan takımımızı desteklemeye çağırıyoruz. Bizim çağrımız işçisinden patronuna, öğrencisinden esnafına, gencinden emeklisine, tüm kişi ve kurumlara. Özel olarak basılmış hatıra biletini Düzce Spor için satışa çıkardık. Seyircisiz oynanan her maçta belki tribünlerde olamayacaksınız. Ama satın alacağınız hatıra biletiyle Düzce Spor'un her daim yanında olduğunuzu ve kalben desteklediğinizi göstereceksiniz. Sadece 25 TL karşılığında bu özel ve anlamlı hatıra biletine sahip olarak sen de takımının yanında yer alabilirsin. Her 25 TL'lik bilet bir adım daha şampiyonluk demek. Haydi Düzce Sporlular! Gün takımımıza sahip çıkma günüdür. Sen de bir hatıra bileti al ve takımına sahip çık. Özel hatıra biletini Düzce Store ve yetkili satış bayilerinden temin edebilir ya da aşağıdaki IBAN ile uzaktan destekte bulunabilirsiniz. Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar. Saatler 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan 2020-2021 sezonunda Düzce Spor'a gelir sağlamasının planlandığı ve özel olarak bastırdığı sezonluk hatıra bilet uygulaması start aldı. Düzce Spor bir yaşam biçimidir. Düzce Spor tutkunun karşılığıdır. Düzce Spor'un seyircisiz oynadığı ve oynayacağı maçlara özel bastırdığı sezonluk hatıra bilet uygulaması start aldı. Düzce Spor Store mağazasında 25 TL ücretle satışa çıkan biletler taraftarlara sunuldu. Hatıra bilet alacak olanlara özel bir mesaj yayımlayan kulüp başkanı Gökhan Kapoğlu, mevcut dönemde yaşamış olduğumuz Covid-19 sürecinde taraftarlarımızdan uzak kaldığımız bu sezonda hatıra bileti alarak kulübümüze destek olacağınızı düşündük ve böyle bir uygulamayı hayata geçirdik. Mevcut kampanyaya siz taraftarlarımızın sahip çıkacağı kanaatindeyiz. Bu hatıra biletler sayesinde kulübümüze destek olacağınız için şimdiden siz cefakar taraftarlarımıza teşekkür ederiz ifadelerini kullandı. Kulüp ayrıca 10 ve daha fazla bilet alan tüm firma ve şahısları resmi sosyal medya adreslerinden yayımlayarak onurlandıracak. Günlük olarak yayınlanacak listede Düzce Spor'a destek veren taraftarların isimleri yer alacak. Seyircisiz oynanan her maçta belki tribünlerde olamayacaksınız. Ama satın alacağınız hatıra biletiyle Düzce Spor'un her daim yanında olduğunuzu ve kalben desteklediğinizi göstereceksiniz. Sadece 25 TL karşılığında bu özel ve anlamlı hatıra biletine sahip olarak sen de takımının yanında yer alabilirsin. Her 25 TL'lik bilet bir adım daha şampiyonluk demek. Haydi Düzce Sporlular! Gün takımımıza sahip çıkma günüdür. Sen de bir hatıra bileti al ve takımına sahip çık. Özel hatıra biletini Düzce Store ve yetkili satış bayilerinden temin edebilir ya da aşağıdaki IBAN ile uzaktan destekte bulunabilirsiniz. Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık çalışanlarına getirilen izin, emeklilik, tayin, istifa yasağı yeniden düzenlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderilen yazı ile sağlıkçılara yönelik yıllık izin, ücretsiz izin ve emeklilik işlemleri yasağının kaldırıldığı duyuruldu.
Sağlık Bakanlığı genelgesiyle COVID-19 tedbirleri çerçevesinde sağlık çalışanlarına yönelik getirilen yıllık izin, ücretsiz izin ve emeklilik işlemlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıda sahada büyük bir özveriyle görev yapmakta olan personelimizin talepleri göz önüne alınarak düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur denildi. Bakan Koca'nın yazısında yıllık izin talepleri kamu sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde personelin bağlı olduğu müdürlük veya başhekimliklerin değerlendirmesi sonucu yerine getirilecek. Mevzuatta yer alan her türlü ücretsiz izinse hizmetler aksatılmayacak şekilde kullanılabilecek. Başka kurum ve kuruluşlara atama talep edip ataması yapılan sağlık çalışanlarının ayrılışı yapılmayacak. Gelinen süreçte emeklilik talebinde bulunan sağlık çalışanlarının talepleri karşılanacak ve emeklilik işlemleri yerine getirilecek. Daha önce genelgeyle getirilen ve bunların dışında kalan yasaklarsa devam edecek. Sevgili izleyenler, üniversite hastanelerinde teşhis ve tedavi hizmetlerinde çalışan personele ek ödeme ile ilgili yönetmelikte resmi gazetede yayımlandı. Üniversite hastanelerinde COVID-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi hizmetlerinde çalışan personele ek ödeme yapılması kararlaştırıldı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde çalışan personelin ardından üniversite hastanelerinde de COVID-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi hizmetlerinde çalışan personele ek ödeme yapılması kararlaştırıldı. Yükseköğretim Kurulu'nun ilgili yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2020-2021 eğitim yılının ilk yarı değerlendirmesini yaptı. Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit başkanlığında kitap okuma projesi başta olmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri genel değerlendirmesi yapıldı. Evet. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit yaptığı açıklamada öğretmenim yanı başımda, kitabım başucumda kitap okuma projesi kapsamında öğrencilerimizin kitaplara ulaşımı için okul müdürlerimizin hassasiyet göstermesini, okul kütüphanelerinin ve sınıf kitaplıklarının güncel tutulmasını ve öğrencilerimizin en kolay şekilde istifade edebileceği hale getirilmesi, dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerimizin kitaplara ulaşımı ve kitap temini noktasında gayret edilmesi gerektiği, imkanlar dahilinde kitapların öğrencilerle buluşmasına zemin hazırlanması ve kitapların öğrencilere ulaştırılması tavsiyelerinde bulundu. Toplantıda ayrıca dönem sonu olması nedeniyle EBA destek noktaları, EBA'nın aktif kullanımı, dezavantajlı öğrenciler ve dezavantajlı öğrencilere yapılacak etkinlikler, TÜBİTAK projeleri ve TÜBİTAK başvuruları, yapılan etkinlik ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ve iyi örneklerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması konuları değerlendirildi. Zorunlu deprem sigortası kapsamında bir mesken için yapı tarzı ayrılmaksızın verilebilecek azami teminat tutarı 28.000 TL artırılarak 268.000 TL'ye yükseltildi. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan ve zorunlu deprem sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişiklikler yapan tebliğe göre sigorta bedelinin belirlenmesine esas metrekare bedelleri betonarme yapılar için 1.134 TL'den 1.268 TL'ye, diğer yapılar içinse 782 TL'den 874 TL'ye çıkarıldı. Tebliğe eklenen geçici maddelere göre teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki sigorta sözleşmeleri için tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanması hükmü altına alındı. Tebliğin yayımı tarihinden önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın yeni belirlenen teminatlara tabi olacak. Tebliğin yürütme maddelerinde yapılan değişiklik kapsamında tebliğ hükümleri Hazine ve Maliye Bakanlığı yerine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunca yürütülecek. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü son günlerde artan baca ve çatı yangınları için vatandaşları uyardı. Kış aylarında çıkan yangınların önemli bir bölümünün bacaların tıkanması sonucu meydana geldiği belirtilen açıklamada baca yangınlarının çatı yangınlarına sebebiyet vereceği ifade edildi. Yapılan açıklamada ise şu görüşlere yer verildi.
Son günlerde yaşanan baca ile alakalı yangınlardan dolayı baca seviyesinin rüzgarlara karşı tedbir maksadıyla en az çatı üst seviyesinde olması sağlanmalı. Bacalar yılda en az 2 kez temizlettirilmeli ve kesinlikle yakılarak temizlenmemeli. Bacalardaki çatlak ve kırıklar mutlaka onarılmalı. Yakıt kalitesine özen gösterilmeli. Baca yangınlarının çatı yangınlarına sebebiyet vereceği unutulmamalı. Bacada sorun yaşandığında derhal 112 numaralı itfaiye telefonu aranmalı denildi. Sırada maalesef bir yangın haberi var. Merkeze bağlı Turaplar Köyü'nde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması ile söndürülebildi. Ev tamamen kullanılamaz hale gelirken yangına bacadan giren baykuşun sebebiyet verdiği öğrenildi. Yangın Düzce merkeze bağlı Turaplar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şakir Kocabıyık'a ait 2 katlı evin bacasından içeri baykuş girdi. Bacadan içeri baykuşun girdiğini fark eden ev sahipleri kuşun dumanın etkisiyle çıkabileceğini düşünerek sobayı yaktı. Elektrik var mı bilmiyorsun. Aradan geçen zaman içerisinde evin içini duman kaplamaya başlayınca ev sahibi Şakir Kocabıyık üst kata çıkarak evi kontrol etmek istedi. Soba borusunun geçtiği odanın kapısını açınca alevler bir anda yükselmeye başladı. Hemen evden dışarı çıkan Kocabıyık durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen 2 katlı evde söndürme çalışmaları gerçekleştirdi. Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Ekipler çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. Abi işte SEDAŞ haber verildi mi? Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf destek paketine 754 bine kira yardım olmak üzere 2 milyon üzerinde başvuru geldiğini belirterek gerekirse desteğe yönelik başvuru süresinin uzatılabileceğini söyledi. Öncelikle konuşmama başlamadan önce Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 30 Aralık'ta başvuruları başlayan esnaf gelir ve kira desteğinden 133 iş kolunun yararlanabileceğini bildirdi. Bakan Pekcan 11 Ocak'ta sona eren başvurularda gelir kaybı için 1 milyon 300 binin üzerinde, kira desteğinde ise 754 bin civarında başvuru geldiğini bildirdi. Başvuru süresinin gerekirse tekrar uzatılabileceğini belirten Pekcan, desteğe müracaatlarda şu anda Ticaret Bakanlığı'ndaki veri sistemiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki veri sisteminin karşılıklı olarak mütabakat sağlamak için çalışma yapıyoruz dedi. Haksız fiyat artışına ilişkin denetimlerinde sürdüğünü dile getiren Pekcan, pandemiyi fırsat bilerek fahiş fiyat uygulamak isteyenlere karşı reklam kurulunu devreye aldıklarını ayrıca İç Ticaret Genel Müdürlüğü bünyesinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nu oluşturduklarını belirtti. Ve bölgemizde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıklarında yaşanan düşüşler, yaz aylarında doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlayan Aydınpınar Şelalesi'nin donmasına neden oldu. Hafta sonu bölgemizde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıklarında yaşanan düşüşler şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve her mevsim yerli yabancı birçok ziyaretçi ağırlayan Aydınpınar Şelalesi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Vatandaşlar tarafından görüntülenen Aydınpınar Şelalesi güzel görüntüler ortaya çıkardı. Evet, bizler bültenimizi burada noktalıyoruz ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Düzce spor bir yaşam biçimidir. Düzce spor tutkunun karşılığıdır. Düzce spor heyecan ve azmin hikayesidir.
Düzce Spor, bu şehri tek çatı altında toplayan, 7'sinden 70'ine, kadınından erkeğine herkesi bir araya getiren en büyük spor kulübüdür. Düzce Spor, yurt içi ve yurt dışında yaşayan on binlerce Düzceli'nin futbol sevdasının adıdır. Tüm Düzce sporluları şampiyonluk yolunda olan takımımızı desteklemeye çağırıyoruz. Bizim çağrımız işçisinden patronuna, öğrencisinden esnafına, gencinden emeklisine, tüm kişi ve kurumlara. Özel olarak basılmış hatıra biletini Düzce Spor için satışa çıkardık. Seyircisiz oynanan her maçta belki tribünlerde olamayacaksınız. Ama satın alacağınız hatıra biletiyle Düzce Spor'un her daim yanında olduğunuzu ve kalben desteklediğinizi göstereceksiniz. Sadece 25 TL karşılığında bu özel ve anlamlı hatıra biletine sahip olarak sen de takımının yanında yer alabilirsin. Her 25 TL'lik bilet bir adım daha şampiyonluk demek. Haydi Düzce Sporlular! Gün takımımıza sahip çıkma günüdür. Sen de bir hatıra bileti al ve takımına sahip çık. Özel hatıra biletini Düzce Store ve yetkili satış bayilerinden temin edebilir ya da aşağıdaki IBAN ile uzaktan destekte bulunabilirsiniz.